Evet, yerimize geldik. Şimdi burada videomuza başlayabiliriz. Merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Ahmet Değirmenci. Yine yepyeni bir videoda Çanakkale'mizin Güzide ilçelerinden Biga ilçesinin Danışment köyü tapulu bir tarlanın başındayız arkadaşlar. Öyle güzel bir konumda ki buradan köye yaklaşık uçuşumu 1 kilometre, bu mesafeyi de ben gösteririm şeyde. Böyle yanından hemen yol geçiyor. Yolun öbür tarafında sulama kanalı. Yani sulak tarım işi yapabileceğiniz şekilde 9950 metrekare. 50 metrekare daha olsa 10 dönüm diyebiliriz. Böyle dümdüz. Şimdi hepsini size en kısa şekilde ama en net şekilde anlatmaya çalışacağım. Arkamda gördüğünüz şurası arkadaşlar, bakın. Görüyorsunuz. Böyle yamuk dikdörtgen şeklinde bir yapısı var. 2 yıldan beri de Nadas'ta arkadaşlar. 1 ya da 2 yıl diyelim ona. Etrafında gördüğünüz gibi komşu tarlalar var. Onları da göstereceğim, tekrar anlatırım. Böyle dere boyu ağaçlar var. Söğütler, değişik ağaç çeşitlerini bilemiyorum. Meyve ağaçları da var gördüğüm kadarıyla. Kavaklar falan böyle. Hayvancılık, kuru tarım, sulu tarım, etrafta mısır ekenleri gördüm, günebakan dediğimiz ayçiçeği ekenleri gördüm. Efendim yine ağaç, meyve ağacı ekenler, onları da gördüm. Konumu çok güzel. Şimdi Danışment köyü yol üzerinde, yani Biga, Çanakkale diyelim ona, yani Bursa yolu üzerinden. Biga'dan sonra Ağaköy dediğimiz, üniversitenin kurulmuş olduğu köyden çıktıktan sonra Gündoğdu köyü ile Danışment köyü arasında kalan bir bölgedeyiz arkadaşlar. Biga tarımsal, hayvancılık, efendim sanayi açısından en gelişkin ilçelerimizden bir tanesi. Ulaşım yönünden de ona keza çok avantajlı bir yapısı var. İklimi de ona göre. Yani arazinin yapısı çok hoş. Şimdi buranın sahibi arkadaşım bizzat satış yetkisini bana verirken dedi ki, abi ben burayı koyunculuk yapayım diye düşündüm ama oturduğum yere uzak olduğu için sonradan benden talepte bulundu. Otel abine karşı dedi ki, abi ben burayı böyle yapmak için aldım ama burayı satalım. Onun yerine ben yaşadığım şehre, yani Çanakkale merkezde yaşıyor, civar yerlerde yer alayım dedi. Dolayısıyla burayı dedi sen bana satıver dedi. İnşallah nasipse verdiğiniz emek karşılığında sizlerden birinizin uygun olduğu, talebine uygun olduğu nasip olursa burayı verelim arkadaşlar. Yani etraf çok güzel. Şu anda da işte bakın ikindi vaktine doğru yaklaşıyoruz. Öğleden sonraki bir vakit. Güneşin batıdan doğuya vurdu. Yani şu anda tam doğuyu görüyorsunuz. Yolu bakın böyle. Ben burada alayım şimdi kamerayı. Sizlere göstermeye çalışayım. Şimdi önde ne dedik arkadaşlar? Yol dedik. Bakın. Yolumuz bu. Su kanalı boyunca geliyor. Buradan da işte Gündoğdu köyüne doğru giriyor. Bakın. Tabi şu anda Eylül ayının artık ortasındayız. Bu Eşelek Barajı'ndan geldiğini biliyorum ben bunun. Sulama işi bitti. Su da herhalde muhtemelen azaldı. Bakın yolu böyle. Arabamız buraya kadar geldi. Şimdi komşu parsel burası ya. Onunla bizim bizim 9950 metrekare tarlamızın birleştiği noktadan giriş var ama normalde bağımsız bir giriş istersek şu çalıların olduğu bölümden, İçine gelince de göstereyim. Bakın yol burada zaten şöyle. Aynı bu güzergahta. Şu bölüm yolla bizim aramızdaki boşluk. Parselimiz bakın. Çanakkale ili Biga ilçesi Danışment köyü tapulu. 9950 metre kare tapu alanı olan, niteliği tarla olan arazimizin şekli, efendim yol durumu daha iyi görülsün diye ve köylere olan mesafesini, kuş uçuşu mesafesini göstermek istedim. Bakın
Özellikle su kanalı ve etrafındaki yolumuza olan durumumuzu anlatmak istedim. Şimdi normalde bizim kullandığımız yol şöyle şurada gösterdiğim. Komşu parselerinin köşesinden geçen geçit hakkımız var ki o tarla da bunu kullanıyor. Bakın tam şöyle ekranın ortasındaki bölüm. Şurası beyazlık olan yer. Bir de bunun yanında şuradan bir komşusu var. Bunlar tarla. Bakın 45 parseli bizimkisi. Bakın şurada bir çentik var, boşluk var. Görüyor musunuz? Şimdi kanal niteliğindeki bu yol, kanal ve kanal yolu. Bakın böyle kanal görünüyor. Devamı da burada. Bu şekilde ele su işlerinin yaptığı çalışmayla. Bakın yine kanal. Evet arkadaşlar bakın şurada bir boşluk var. Bu herhangi bir kaydı yok. Burası da yine hani şu bölüm. Burada bakın bir cephemiz var. Aşağı yukarı bu cephemiz bizim. Tarlamızla arasında şöyle bakıyorum. 8 metre gibi. Yol bazında düşünürsek de 2-3 metre gibi arkadaşlar. Bir durum var. Bakın şöyle gösterdim. Buradan da bu kanal niteliğinde görülen yola yol açabiliriz. Şimdi bunu kaldıralım. Bir de köylere olan uzaklığımızı gösterelim. Bağlı bunun danışman köyü bakın burası. Kuş uçumu gösteriyorum. Şöyle bakın 45 parseli görüyorsunuz bakın. Tekrar açalım mesafemizi. Şöyle yaptım. Köyün ortasını alayım ki şey olmasın. Yaklaşık 1330 metrekare gibi kuş uçumu bir uzaklığı var. Aynı şey Gündoğdu köyüne ne kadar ona bakalım. Şöyle yapalım. O da aşağı yukarı aynı mesafede. Yani minimum 1 kilometre ile 2 kilometre arası çünkü yoldan ölçmek gerekirse incelemek gerekir. Böyle bir yer. Buradan Biga üzerinden geçen Bursa Çanakkale otoyoluna da şöyle 5 kilometre civarında Biga ilçemize de arkadaşlar yaklaşık 16-18 kilometre arası diyebiliriz. Böyle durumu var. Çanakkale Yarımadası üzerindeki konumumuzu aşağı yukarı bakın. Şöyle yapayım. Şurada yerimiz. Sulak ova arazisi burası arkadaşlar. Bunu da videoda anlattım zaten. Detaylandırmaya çalıştım. Var. Buradan da yolu indirebiliriz. Yani şu geçit hakkı gibi olmuş aslında. Herhalde önceden beri böyle kullanılıyordu. Bakın tarlamızın köşesi burada. Ama dediğim gibi şuradan bu yol kullanma zaten açık. İstersek bağımsız bir yolda buradan indirebiliriz arkadaşlar. Küçük çalışmayla. Bakın düz. Yani nereden baksanız 4'te 3'ü, 3'te 2'si dümdüz. Ki şuradan da arkadaşlar dere geliyor bakın. Şu gördüğünüz çalıların olduğu yer aslında dere. Yani tarlamız su tutmamış oluyor bu anlamda. Oradan da arkasındaki dereye boşalıyor. Düz, ondan sonra şurada yaklaşık 3-5 derecelik bir eğim var. Bakın böyle. Ortasına kadar gideceğim, gezeceğim. Şimdi. Bakın şurada da bir meyve ağacına benzettim ama ceviz mi? Değil. Badem olabilir bu. Aynen badem ağacı. Bakın etrafında kavaklar falan var. Şurada bizim karamık dediğimiz böğürtlenlerin örttüğü. Bakın bayağı geniş. 9950 metrekare. Yani burada kuru tarım, sulu tarım, toprak da çok güzel burada. Bakın şöyle şu şimdi kullanılmıyor. Bakın çatlakları görüyorsunuz. Yani toprak alüvyonumsu. Bakın şöyle. Çok derinli bir toprağa benziyor. Daha önce de burada bakın 1-2 yıldan bunu rastlıyorum ya. Kuru tarım ekilmiş. Belki ekin yapıldı. Birkaç da şey kökü gördüm. Güne bakan ayçiçeği kökü de gördüm. Böyle bir yer. Ortasına kadar gidelim arkadaşlar. Bakalım. Size tam ortasından şöyle panoramik şekilde şeyi göstereyim. Bakın hala kış çiçekleri de burada yeşil kalmış. Taban suyu var arkadaşlar buranın zannımca. Çünkü bakın ortaları yeşil duruyor biraz daha otlar. Yani burada kuyu açılsa su çıkar diye tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Evet. Bakın böyle bir yer. Şimdi ben karşı karşıya kadar yürümeye çalışayım ki size göstereyim. Tam şu anda ortasındayız arkadaşlar. Bakın arabamız da orada. Şöyle biraz gölge yapayım. Işığa doğru çekiyorum çünkü. Bakın böyle cephemiz, yol olan cephemiz. Hani o indiğimiz yol olmasa bile bir şuradaki
Çalıların olduğu yer bizim cephemiz arkadaşlar. İki tarlanın ortak kullandığı yol olduğu için hani bu ya işinizi görür ama ben kendi yolum olsun derseniz o çalıları kürdüğünüzde yola direkt bir bağlantınız olacak. Bakın en düz olduğumuz yere kadar geldim. Şöyle yukarıdan da göstereyim. Bakın. Şu köşeden de bir açı alalım. Hani biz bunun parsel görüntüsünü de zaten veririz ama inşallah sesim net geliyordur. Hafif bir rüzgar var. Hafif böyle yani. Hoparlörümüzü etkileyebilir mikrofonumuzu. Gayet rahat yürünür vaziyette. Hiç yormadan. Yani buraya bir çerdöver girer. Tır girer. Her şey girer. Bakın. Öyle. Yani maili de algıladınız. Yani su tutma özelliği olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bakın eğim var. Yani şöyle 2-3 derece de olsa eğim var. Şu tarlanın ortası da sanki zaten böyle bakın bir su arkı gibi. Hani yağmur yağarsa biriksin diye diğer tarafta diğer taraftan gidiyor. Düz bir yer. Böyle çok hoş. Evet. Yaklaşık birer kilometre gibi. Yani hem kendi bağlı olduğu tapusunun olduğu köye, Danışment köyüne, hem de komşu köy Gündoğdu'ya yakın. Su kanalı boyunca iki köyde ulaşımımız için yolumuz var. Parsel sorunu göreceksiniz. Bakın şuradaki komşu parselle sınırımız dümdüz. Gördünüz. Hani harika bir eğimi ve şeyi var. Evet. Ben beğendim arkadaşlar. Çok güzel. Biliyorsunuz tarımsal arazilerde en önemli şey yol ve su. Elektrik konusuna gelince arkadaşımız dedi ki abi işte buradan yaklaşık 200-300 lira ama 10 metre uzunluğunu tam hesaplamadım ben şimdi. Yani bir trafo aracı getirilebilir. Evet. Şöyle de bakın. Çektim. Çok güzel bir havası var arkadaşlar. Hani burası zaten artık Big Ovası'nın içinde kalan bir yer. Big Ovası tabi Konya Ovası gibi böyle dümdüz anlamında olmadığı için bunun avantajları da var. Yani bölgesel hafif böyle eğim çıkıntılı yerlerle beraber. Hani ağaçlardan, meyveliklerden de faydalanabiliyoruz. Çok potansiyel bir yer. Gördünüz arkadaşlar. Çok da fazla ne anlatabiliriz? Şimdi size yer sahibinin de daha önce kendi sesiyle çekmiş olduğu videoyu da burada ekleyeceğim. Şöyle Çanakkale'li Biga ilçesi Danışment köyü sıfırada 45 parsel 9950 metrekare, yani net 10 dönüm sayılır. 10 dönüm arazi tarlamızın sulak arazi vasfındadır. Şimdi videoda gözükecek. Şöyle yolumuz burası. Hemen aracımızla yola cepheli. Burası iki köy arasındaki yol. Budur devam böyle. Şöyle de bu tarafı. Yani Danışment köyüne 1 kilometre. Gündoğdu köyüne de yaklaşık 700-800 metre. Mesafede iki köy arasının tam ortası gibi. Ana sulama kanalı 6 metre genişliğinde ve en az 6 ay boyunca sezonu sürekli akan, sulama sıkıntısı olmayan, tamamen yerin altından böyle hortumla çekilmiş emdirme yöntemiyle sulanabilen, buradaki civardaki tarlaların hepsi bu şekildedir. Bakın ayçiçeği, daha öbür tarafta yine ayçiçeği mısır var. Yeni bir aracı bir abi gelmiş o tarafa. Yani bu civarda hep genelde Big Ovası sulak ve toprağı bereketlidir. Genelde mısır, pirinç, ayçiçeği, çeltik ekimi çok mevcut. Şöyle harika konumda. Şu an boş, kullanılmayan, tapusu kendime ait olan tarlamın kısa bir videosunu çekmek istedim. Şöyle şu ayçiçeğinden sınır
karşı ağaçların oradan düz bir zemine sahip. Eğim hiç yok denecek kadar az. Hiç yok denebilir. Sadece bu şöyle bakın kenardan. O karşıdaki karantılık, yani şu videoda gözüken ağaçların olduğu gürlerin böğürtlenlerin arasından da küçük yine bir dere akmakta. Şöyle bu şekilde çevireyim. Hemen yola zaten 10 metre bile yok yani. 7-8 metrede hemen buraya iniyor. Emdümü mühendimle dediğim işte bu boru da burada kalmış. Buranın daha önce ben satın aldığım kişiler 7-8 tabancayı buradaki suyun basıncıyla hiç mazot ve kapalı sistem su, ekstra bir su ücreti harcamadan yılın 6 ayı 7 ayı sulu tarım burada yapabilmekte. Yani Nisan ile Nisan ayında herhalde zannedersem sular veriliyor. Ekim sonuna kadar zannedersem. Benim de bildiğim bu. Geçen yıl ve bu yıl 2 yıldır Nadas'ta dinlenmiş toprak, verimli toprak. Böyle bir videosunu çekmek istedim. Çok güzel yatırımlık sulu tarım arazisidir yani. Artık hayalleriniz sizin yüreğinizde barındırdığınız, bütçenizin yetebileceği projelerinizle alakalı. Bize düşen buraları size bulmak, göstermek, tanıtmak, potansiyelini anlatmak, şartlarını göstermek. Bakın böyle. Şimdi kapanışımızı verelim yavaş yavaş. Evet, 9.950 metre kare tarla niteliğinde kadastral yola cephe arazimizin durumu bu arkadaşlar. Çanakkale ili Biga ilçesine bağlı Danışment köyü tapulu bir tarlamız. Gündoğdu köyünün sınırında, onun da köy sınırları içerisinde kalıyor. Böyle güzel bir avantajı var. Şimdi kapanışı verelim. Yardımcımdan kamerayı tutmasını rica edeyim. Evet. Tamam değil mi? Görüntü sıkıntı yok. Evet. Değerli abonelerim, değerli izleyicilerim, size bugün az önce de bahsettiğim gibi tekrarlayayım. Çünkü videonun her anını herkes aynı anda izlemiyor. Çanakkale ili Biga ilçesine bağlı Danışment köyü tapulu 9.950 metre kare cephe ve yolun hemen diğer tarafında geniş yaklaşık 6 metre eninde yaklaşık diyorum bir sulama kanalı olan 1,5-2 metre derinliğinde su ihtiyacı sıkıntısı olmayan, yol sıkıntısı olmayan, kuru tarıma elverişli, sulu tarıma elverişli, ulaşımı ve yakınlığı köylere yaklaşık birer kilometre, komşu köy ve kendi Danışment köyüne, Biga'ya aşağı yukarı 20 kilometre civarı, hatam varsa tamamlarız şeyden. Dediğim gibi Bursa Çanakkale D200 otoyolundan Biga'dan sonra Çanakkale'ye giderken Ağaköy'den buraya sapıyoruz. En kolay geliş yönünden söylüyorum. Gündük Doğdu köyünden sonra buraya yaklaşık 1 kilometre. Şimdi giderken de ben de onu diğer noktayı keşfedeceğim. Bir yer tanıttım size. Videolarımızı izlemeyi, tamamını izlemeyi arkadaşlar. Beğenip yorum yapmanızı bekliyorum. Bu bizim için ayrıca bir destek mahiyetinde olduğu için şimdiye kadarki destekleriniz için, abonelerimiz için çok teşekkür ederim. Hemen hemen 3 yılı geçtik arkadaşlar ve yaklaşık 8.000 aboneye eriştik. İşimiz için biz kanalımızı kullansak da benim kanalım ayrıca değişik aktiviteleri de içerecek bir kanal. Yani belki bundan sonra sizlere sadece böyle gayrimenkul tanıtımları değil, resmi bir gayrimenkul danışmanıyım fakat böyle gezinti, efendim yöremizi, gezdiğimiz yerleri tanıtan videolarda çekebileceğimizi şimdiden haber vereyim. Birlikte seyreyleyelim alemi. Oldu. Ahmet Değirmenci, hoşça kalın diyoruz sizlere. Tekrar görüşmek üzere yeni bir videoda. Hayırlı günler efendim.
Evet. Bakın yakın yerde buradaki sulamadan kullanılarak ceviz bahçesi yapılmış. Şu yukarıda da herhalde biber mi onlar? Bakın biber tarlası da var ayrıca.